Herkese merhabalar. Bugün 50 maddede Sabancı'da ne yaptığımı anlatacağım. Benim böyle upuzun bir blog yazım vardı. Sitemde paylaşıyordum. Sonra işte sitenin parasını ödemediğim için siteyi kapattılar falan. Şimdi YouTube kanalımda paylaşayım dedim. Hem de bir yandan ben okuyacağım için daha böyle daha fazla detay verebileceğim, daha eğlenceli bir video olabilir gibi düşündüm. Bayağı uzun bir yazı olduğu için videoları da parça parça çekeceğim. Şu an ben de bayağı bir heyecanlıyım bu yazıyı okumadan önce. Çünkü ben bu yazıyı 2 yıl önce yazmıştım ve uzun bir süredir de bakmadım yazıya. Yani ben de böyle geçmişi görüyor olacağım. Çünkü bu yazı benim hazırlık yılımda, o 1 yıllık süreçteki, Sabancı'daki ilk yılımda anlattığım işte neler yaptığımı anlattığım yazım. 50 madde böyle. Yani bu yazıyı okuduktan sonra büyük ihtimal Sabancı düşünüyorsanız ikna olursunuz. Çünkü çok böyle deli dolu yaşadığım için ben bayağı böyle imrendirici olabilir size de. Sizin için de. Hadi bakalım başlayalım yazıya. Neler yapmışım okuyalım. Beni böyle küçülttüm. Evet. 50 maddede ne yaptım? Melih Kurtaran. Herkese merhabalar. Yazıyı yazmaya ikinci dönem başlarında başladım ve bugün 20 Haziran yazımı bitiriyorum. Bir yıl içinde Sabancı'da neler yaptığımı keyifli bir dille anlatmak istedim. Adım Melih. Sabancı'ya 2016 yılında girdim. Bu yıl hazırlık okudum ve zamanımı en iyi şekilde değerlendirmeye çabaladım. Çok fazla kulübe girdim, çok fazla etkinlikte yer aldım ve bu upuzun, bayağı bir uzun yazıyı yazdım. Okurken hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Aklımda Sabancı Üniversitesi olan öğrenciler. Umarım bu yazıdan sonra direkt gelmeye karar verirler. Umarım. Aklında olmayanlar da burayı düşünmeye başlarlar. Bütün yazıyı bir anda okumayıp arada maddeler seçerek de okuyabilirsiniz. Eğer oturup da tüm yazıyı tek seferde okuyabilirseniz kesinlikle sizle tanışmak istiyorum. Bana yazın bir yerlerden. Evet, ben bu yazıyı paylaştığımda bana bayağı 15-20 kişi falan tek seferde okuduğunu falan yazdı. Sonra görüştüğümüzde söyleyenler oldu. Onları tekrardan tebrik ediyorum. Azimlerinden dolayı tek seferde okudukları için. Ve eğer siz de bu videoları böyle tek seferde bitirirseniz sizi de tebrik ediyorum. Sizinle de tanışmak istiyorum diyorum. Daha fazla şey de anlatabilirim. Burada da yazdığı gibi. 50 madde, 50 madde yazdığım tarihsel bir sıra yok. Karma karışık. Kimi madde uzun, kimi madde kısa. Fotoğraflar da eklemeye çalıştım bol bol. Başlamadan önce ön bir giriş olarak bu yazı neler var desem, okulda kazandığım bir yarışma ile nasıl Nusret'e gidip Nusret ile tanıştığım, çeşitli CEO'larla yaptığım toplantılar, kendi organize ettiğim seminerler, okuldaki konserler, evet hepsinde en ön ortadaydım. Ah, tabii hazırlık yılı, rahat bir yılda bütün konserlere gidiyordum, en öne geçiyordum. Sonra o kadar çok gidemedik. Yurt yaşantımız yeraltı tünelleri. Evet, hazırlık yılında Sabancı'nın gizli yeraltı tünellerine girmiştim. Onları da anlatıyor olacağım. Yaptığım radyo yayınları, çalıştığım part-time işler, katıldığım geziler, etkinlikler ve maratonlar, yediklerim, içtiklerim, okul kulüplerimiz ve daha hepsinden de buraya yazarak, evet bitirmeyeyim demişim, bol bol yazmışım, ona söylüyorum. Yazıyı neden yazdığıma gelirsek, hem kendime bir anı olarak, evet 2 yıl oldu, güzel bir anı. Hem kendimi bir anı olarak bırakmak istedim, bir yıl boyunca ne yaptım ben diye. Hem de yeni girecek arkadaşlar benim ne yaptıklarımı anlatarak neler yapabileceklerini göstermek istedim. Ve sizi de teşvik ediyorum, yazı yazma konusunda çok da keyifli bir aktivite olayı. Bakalım. Taylan ile gösteriden önce fotoğraf. Önce bence yazıyı okumak fotoğraf için daha anlamlı olur. Dans kulübüne girmedim ama 4-5 farklı Latin workshopuna ve bir kez de hip hop workshopuna katıldım. Aynen, ben bayağı workshoplara gidiyordum, dans workshoplarına. Uzun dönem gitmedim ama böyle küçük workshoplar olduğunda böyle bir derslik, iki derslik onlara katılıyordum. Katıldığım Latin workshoplarından biri de bachata'ydı. Hatta dansa başlangıcımı anlatayım. Oryantasyonun 3. günü, oda arkadaşım Hakan'la etkinliklere bakıyoruz işte. Latin dansını gördük. İkimizin de yeteneği veya ilgisi yok. Hiç yapmamışız. Anadolu'dan gelmiş iki öğrenciyiz ikimiz de böyle. İlgisi yoktu. Katılalım mı dedim. İşte bir değişiklik olur falan diye. Sonra Hakan dedi, katılalım, ileride torunlarımızı anlatırız. Evet, öyle demişti. Dedi, hadi o zaman falan. Sonra tam dansa giderken Taylan aradı. İşte Taylan'dı bir arkadaşımız orada, yeni tanıştığımız. Dedim gel dansa gidiyoruz. O da hiç bilmediğini söyledi. Biz de bilmiyoruz, hadi gidelim dedik. İşte Taylan'ı ikna ettik. Taylan geldi, çok sevdi. Hatta şu an Taylan dansa devam ediyor yani. 3 yıl oldu. 3 yıl yok, 2 yıl oldu ama yok. Ben bu yazıyı yazalı 2 yıl oldu. O olay 3 yıl olmuş. 3 yıldır Taylan devam ediyor. Dansa gösterilere çıkıyor. Demişim zaten gösteride de izledik diye. Burada Taylan ve ben, beni görüyoruz burada. Ah, gençliğim. Dersten de bir fotoğraf varmış burada, çekmişim. İkinci madde uzun bir madde. TED Talks maddesi. İş hayatını
biraz tanımlamak ve arada bir okuldan çıkıp gezmek istediğim için T-Talks with CEOs kulübüne katılıp ilk dönem 7, ikinci dönem 5, toplamda 12 farklı CEO ile CEO görüşmesine gittim. Ve bunlardan ikisinin de ben ayarladım. Kulübü kuran kişi gerçekten çok iyi düşünmüş ve böyle bir kulübün sadece Sabancı Üniversitesi'nde olması da özel bir şey. Sonra böyle taklitlerini yapmaya çalışmışlar da çok tutmamış. Sadece Sabancı'da var. Ben bu kulüple şu anda 2,5 yılda toplama 5 dönemde 35 farklı CEO ile tanıştım. Burada 12 tanesiyle tanışmışım. Onları anlatıyor olacağım. Kulüp nasıl derseniz bu arada kısaca da kulüpten bahsedeyim. Biz gidiyoruz işte CEO ile görüşüyoruz. 1,5-2 saat bazen 3 saat sohbet ediyoruz. Sorularımızı soruyoruz. Kendi yaşamını anlatıyor. Hadi bakalım neler anlatmışlar bakalım. Evet, Volvo benim ilk görüşmemdi. Volvo'ya ne yazmışım? Uzunca bir kuleye gidip Frank Bey ile görüştük. Kendisi çok enerjik bir insan ve bir şeyler anlatmayı gerçekten çok seviyor. İngilizce olan görüşme beni birazcık zorladı. Tabii daha bir hazırlık öğrencisiyim. İngilizce görüşmeye gitmişim. İlk görüşmemde zorlanmıştır tabii. Bayağı zorladı. Çoğunu anlamadı ama anladıkları güzel şeyler kattı. Evet, böyle bir not bırakmışım. Burada görüyoruz. CEO'yu görebiliyor musunuz burada? Evet, soru. CEO'yu gören var mı? Bu mu? 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 Kim? CEO nerede burada fotoğrafta? Ben bunu böyle arkadaşlara sorarım genelde. CEO nerede diye. CEO şurada arkadaşlar. Şurada. O burada. Bu yani fotoğraf biraz komik. Çünkü CEO'yu almışız, en arkaya koymuşuz. Önüne sıralanmışız. Adamın sadece gözleri görünüyor arkadan. Biz fotoğraf çekiliyoruz. Yani işte kulübümüz kulüp üyelerine daha fazla değer verdiği için böyle bir fotoğraf çıkmış. Frank Bey fotoğrafta biraz geride kalmış diye söylemişim. Biraz geride kalmış. Ayıp etmişiz. Sedef Gemi İnşaat, Pir Reis Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Çaykur Rizespor Başkanı. Of, bir sürü şey var, bunları siz okuyun. Başkanı, bilmem ne başkanı Metin Kalvan'la görüştük. Ve ardından Türkiye'nin en büyük tersanesini gezdik. Evet, güzeldi orası da. Hem de takım elbiselerdi. Takımlarımızın üstüne yelek falan, yelek kafamıza tas takıp öyle gezdik. Evet, hayal meyal hatırlıyorum. Ah, zaman, çok zaman oldu. 3 yıl oldu neredeyse. Rebel. Hiç ilgim olmamasına rağmen gittim ama çok beğendim. Çünkü çok güzel hediyeler verdi sağ olsun Kerem Bey. Evet, bir paket vermişlerdi hediye olarak. Geri dönüşte trafiğe kalsak da yolda sohbette güzel geçti. Aa, evet, o yağmurlu bir gündü galiba, öyle hatırlıyorum. Bayağı bir trafik sürmüştü. Ama keyifli yani, sohbet ederek gittiğimiz için. Hatta trafiğin olması güzel bir oldu demiş. Öyle dediysen güzel geçmiş be. Evet, çikolata. Şurada bir fotoğrafı var. Evet, çikolatanın ben şuradayım. CEO'su Gözde Hanım. Şurada. Hemen burada. Görüşmeye giderken açtım, görüşmeden tok çıktım. Çikolata yiyerek. Adeta karnımı çikolatayla doyurdum. CEO'su Gözde Hanım inanılmaz birisi ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Instagram'dan bile hala takipleşiriz kendisiyle. Çok severim kendisini. Evet. McDonald's. Aa, yazı tipleri farklı. McDonald's'tan çok CEO'su Oğuz Bey'in hayatı hakkında konuştuğumuz, gerçekten de hayran bırakacak bir hayat hikayesi var. Ve iş hayatı hakkında çok fazla hayat kurtarıcı bilgiler edindiğimiz çok güzel bir görüşmeydi. Bir de kendisi beni daha fazla Mac yemeye teşvik etti. Ama hala Burger King'i daha çok seviyorum. Evet, hala Burger King'i daha çok seviyorum. Ama McDonald's'ın CEO'sunu en çok seviyorum. Çok çok kral bir insandı. Gerçekten çok keyifli bir görüşmeydi onunla olan o görüşmemiz. Çok teşekkür ediyorum verdiği tavsiyeler için de. Hayat hikayesini dinledik. Harikaydı yani. Esas Holding. Esas Holding CEO'suyla görüşmüşüz. Esas Holding biliyorsunuz Pegasus'a falan da sahip. Zaten şurada şey almış. Pegasus'un CEO'suyla görüşmeye THY defteri ile gelmek. İşte risk budur. THY'nin defteriyle gitmişim. Ama Pegasus'un CEO'su değil tabii. Esas Holding'in CEO'su. Pegasus'un CEO'suyla da görüşmüştük. Mehmet Nane ile. O da bu yazının devamında ikinci maddede ikinci yılımı anlattığım yazı da var. Hadi bakalım neler yapmış. Yine büyük bir kuleye gittiğimiz ve bayağı eğlendiğimiz bir görüşme. Fotoğraflar çekilirken bile ne kadar eğlendiğimiz belli oluyor. Evet, fotoğraf. Herkes gülüyor burada. Belli oluyor. Holding'in bünyesinde Pegasus da varmış. Görüşme esnasında keşke THY logolu defterimle gelmeseydim acaba diye düşündüm. Ve logoyu gizleyerek tutmuş. Aa, bu fotoğraf yüklenmemiş. Fotoğrafı yüklemeye çalışacağım hemen. Wi-Fi'ler. Buradaki şu an Slovenya'da yurdumdaki Wi-Fi'leri görüyoruz.
Cansu, Lenovo, Elvira, Divic. Ben kendi telefonuma bağlayacağım. Yeni iPhone'la. 30 GB'lık internet paketim olduğu için aylık 10 euroyu veriyorum. 30 GB'lık paketi alıyorum. Çok internet yani kullanabilirim. Bağlandı mı? Bağlandı şimdi. Skorpa bakayım ben bu arada. Kendim 1,5 ay uğraşıp tırnaklarımla kazıya kazıya ayarladığım ilk görüşmem nasıl da böyle gaza getirmişim. Tırnaklarımla kazıya kazıya ayarladım. İlk görüşmem. 13 farklı görüşmeye giden dostum Kemal'in katıldığım en iyi görüşme buydu demesi benim için çok değerliydi. Ah Kemal nerede? Ah Kemal burada. Tatlı şey. Kemal de Almanya'ya gelecek şimdi staja. Buluşacağız. Görüşme buydu demesi çok keyifliydi. Bu sefer diğer şirketlerden farklıydı gittiğimiz yer çünkü startup'tı. Evet, bu sefer böyle büyük bir şirket değildi, kurumsal bir yer değildi, startup'tı. Nasıl kurulduğunu, nasıl hiç yoktan 15 milyon dolar değerinde bir app yaptıklarını çok samimi bir dille konuştuk. Fotoğraf yüklendi mi? Fotoğrafı yüklenince, ah kafam gitti. Ah yüklendi. Evet. Şunu düzeltiyorum. Ağzımı göremiyorum. Evet, düzeldi. Fotoğraf da bu şekildeymiş. Bu şu şekilde oldu. Bu fotoğrafı anlatayım biraz. Tam kapının arkasında çekiyor fotoğrafı çeken kişi. Fotoğraf çekilirken kapı kapanıyor bir anda. Böyle bir fotoğraf çıkmış. Ben ve CEO'muz burada. Böyle komik bir fotoğraf burada. Evet, geri git. Aa, nerede kalmıştık? McDonald's'ıydık. Anlattık. SS Holding, Scorp. Yani Scorp'un videoları da var bu arada. Kendimi şöyle kendimi yok ettim. Scorp'un videoları da var. Yine YouTube kanalımda aşağıya açıklamalar kısmında eklemiş olacağım linkleri. Scorp'a gidiş videomuz ve dönüş videomuz var. Bakabilirsiniz onlara. Aa dur, bu videolar artık yok. Bu videolar yok. Bu videolar yok. Bu videoları ben sonradan sildim. Bu videolar yok arkadaşlar. Hakan silmemi istemişti bu videoları. Çok eğlenceli videolar olsa da Hakan işte sil dediği için sildim. Hakan da burada. Burada evet bizim ekibimiz. Biz çok kurumsalız. Şey var burada İzzet Bey. Pek kurumsal değil o. Rahat giymişler. Ev zaten biz böyle fiyakalı giymiş gelmişiz. Boş. Evet burada herkes fiyakalı. İkinci dönemin ilk görüşmesi. İkinci döneme geçtik. İkinci dönemin ilk görüşmesi olan ve biz şimdi boşa mı gidiyoruz? Şeklinde. Komik olmayan bir espriyle yola çıktığımız Orta Asya ve Türkiye Genel Müdürü Sayın Steven Yeung ile görüştüğümüz harika toplantı. Kendisi tam 19 ülkeden sorumlu. Avustralyalı olmasına rağmen çok güzel Türkçe konuşuyor. Biz çok sevdik konuşmasını. Avustralyalı birinin gelip de çocuklar talebelik hayatı çok önemli demesi gerçekten de bulunmaz bir şey. Evet yani geliyor. Kendisi sonradan öğrenmiş Türkçe'yi de. Avustralya'dan gelmiş. Diyor ki çocuklar talebelik yılları çok önemli diyor. Yani çok böyle yaşlılardan öğrendiği için Türkçe'yi de yaşlı Türkçesi öğrenmiş. Değişikti. Çok çok hoştu yani. Bayağı hoşuma gitmişti. Ford Otosan. Bugün Ford'dayız diye böyle koymuşum şöyle. Benim çok konuştuğum sık sık sohbet havasına bürünen bir görüşmeydi. Haydar Bey. Haydar Bey oldukça güzel tavsiyelerde bulundu. Görüşmeyi ayarlayan kişinin arkadaşım Haydar olması da çok güzel bir tesadüftü. Daha fazla elektronik ve bilgisayar mühendisliğine. Evet, bunda daha çok böyle teknoloji konuştuğumuz bir görüşmeydi. Burada da GQ Türkiye'nin koordinatörüyle görüşmüştük. Doğuş Yayın grubuna gittik satılmadan önce. Doğuş Yayın grubuna gittik. GQ dergisi genel yayın yönetmeni Zeynep Üner ile görüştük. Çok keyifli bir sohbet oldu. İmzasını da aldım kendisinin. Ayrıca oraya kadar gitmişken NTV stüdyosunu gezdik. Evet. Şurada demişim ki evet elimde kendi fotoğrafının olduğu bir kapak tutuyorum. Bu fotoğrafı da büyütmem lazım. Büyütüyorum. Şuradayım. JK'nin böyle kendi herkese böyle dergi vermişler. Benim elimde bu var. Bunu bastırdım götürdüm. Hatta beyaz kalemimle de imzalattım kendisine. Bana şey diyor. Bana gerçekten bunu imzalatacak mısın dedi. Evet dedim. İmzalamanızı istiyorum diye. O da komik bir anıydı yine. Beni kaçırmayın. Evet, hep bu sorunu yaşıyorum.
Cükü dedik. Cükü. Sonra Avon Türkiye, yine benim ayarladığım görüşme. Genel müdür Orkun Güler'le görüştük. Kendisi harika bir adam. Sohbeti çok güzel ve gerçekten etkileyici derecede zeki. Zamanında Türkiye üçüncüsü olmuş ve Boğaziçi'ni tercih etmiş. Sabancı'nın dönemin rektörü sevgili Tosun hocamız tercih döneminde kendisiyle görüşüp Sabancı'yı ikna etmeye çalışmış. Ama kendisi daha Sabancı'nın ilk yılı olduğu için tercihini Boğaziçi Üniversitesi yönünde yapmış. Bizim okulun sistemini çok iyi biliyor. Eşi de bizim okulda master yapmış. Ayrıca hepimize parfüm hediye etti. Böyle güzel bir görüşmeyi benim ayarlamış olmam tabii ki işin en güzel yanlarından. Bu böyle kaymış. Bayağı ayarladığım en iyi görüşmeydi zaten ama görüşmesi. Çok güzel bir görüşmeydi o da. Fotoğrafını büyüteyim. Hadi görelim. Burada. Geri. Her fotoğrafı büyüttüğümde kafam gidiyor. Şöyle bakıyorum. Geldi. Dın 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 dın. Aşağı iniyorum. Aa, çok indim. Sonra Alarko Holding görüşmemiz. Leyla Alaton ile görüştük. Kendisinin doğum günüydü. Doğum gününde görüştük ya. Doğum gününde bizimle 2 saat, 2,5 saat görüşme yaptı Leyla Alaton. Pasta kestik hatta, kutladık beraber. Bu da aldığımız orkide. Ben hediyemizi taşıyorum. Orkideyle gittik tabii doğum gününe özel. Böyle bir fotoğrafım. Doğum günüydü. Hediye alıp gittik. Pasta kestik. Çok böyle eğlenceliydi o da. Kendisi tanıdığım en açık söz insan. Çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Evet, ikinci maddemiz bitti. Son görüşmemiş. Hazırlıktaki Leyla Anlat'ın görüşmesi. Selfie çekmişiz. Şuradayım. Bu sefer de selfie çekelim dedik diye. Üçüncü maddeden devam edelim. Bayağı uzun bir maddeydi ikinci madde. Üçte demişim. Kasım'ın 3. haftasında çıldırma gecesi oldu. O gün telefonum bozuldu. Kimseyle iletişime geçemedim. Ama tüm çıldırmaya katıldım ve üzerim zerre kirlenmedi. Bence büyük bir başarıydı. Bir gece yarısı Pürlen, Hakan ve Kemal ile rektör evinin üst tarafında ormana gitmiştik. O da büyük bir çıldırmaydı. Evet, rektör evinin oraya gidip ormana girdik gece vakti. İşe görünmüyoruz diye falan işte hazırlık yeni girmişiz böyle. Genciz o zamanlar işte kanımız kaynıyor. Yaptığımız çılgınlıklar. Çıldırma gecesinden bahsedeceğim. Bu sene galiba olmadı. Bu sene olmadı çıldırma gecesi doğru düzgün. Çıldırma gecesi Sabancı'nın bir kültürü. Nasıl oluyor derseniz çıldırma gecesi. Her işte burada dediğim gibi Kasım'ın 3. haftasında bir günlük cuma günü oluyor genelde. Çıldırma gecesi oluyor. Nasıl çıldırma gecesi? The Purge'i izlediyseniz bu arınma gecesi filmini. Bir gün her şey böyle serbest oluyor ya. Bütün yasaklar gidiyor. Bütün böyle kanunlar gidiyor. Onun üniversite versiyonu. Hiçbir kural yok. Herkes böyle çıldırıyor. Yumurta atıyorlar birbirlerine. Un paketleri patlatıyorlar. Bizim dalış kulübü var. Küçük 30 santimlik havuzda. Onlar işte dalış yapıyorlar. Böyle böyle çılgın şeylerin yapıldığı bir etkinlik. Artık böyle çok azaldı diyeyim. Artık böyle çok umursamıyor insanlar. Çok böyle bir çıldırma yaşayamıyoruz ama benim gittiğim hazırlık yılında gerçekten çıldırma vardı. Eski zaten şey diyorlar büyüklerimiz. Ah, nerede o eski çıldırmalar diye. Eskileri daha eğlenceliymiş. Biz göremedik onları. Zaten fotoğrafları falan var görmüştüm. Baya baya çıldırma yaşıyorlarmış. Artık o kadar yok. Dördüncü maddeden devam edelim. Müzik kulübüne girdim. İlk dönem her hafta düzenli olarak pazartesi toplantılarına katıldım. Evet, her pazartesi 8'de toplantı oluyordu ben giderdim müzik kulübüne. Herhangi bir müzik aleti çalamıyorum ama toplantılar çok eğlenceli. Evet, bayağı kahkahalı güzel toplantıları vardı. Müzikus tavsiye ederim, güzel kulüptür. Arada bir de müzik stüdyosu kiralayıp evet, üye olduğunuzda 35 liralık bir üye ücreti vardı o zamanlar. Şimdi artmıştır işte dolar arttığı için. Üye olduğunuzda stüdyo kiralayabiliyorsunuz. İşte stüdyoda da bateri çalabilirsiniz. Piyano odasını kiralayıp piyano çalabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben de üye olmuştum. Kullanıyordum bol bol. Arada müzik stüdyosu kiralayıp birazcık gitar öğrendim. Kemal öğretti bana. Şu an unuttum bayağı ama o zamanlar öğrenmiştim. Piyano odasını da kiralıyordum. Piyanoyla video izliyordum. Video izleyerek öğrenmeye çalışıyordum. Biraz hatta piyano biraz hala hatırlıyorum. Eğlenceli zamanlar oluyordu. Ayrıca müzik aleti çalamasam da kulüpte faydalı olabilmek için etkinlik organizasyonlarında görev aldım. Mesela plak gecesi için başkan yardımcısıyla beraber Kadıköy'e gidip plak seçtik. Sonradan ardından ikramlar aldık falan. Okulumuzun müzik kulübü Müzikus benim gördüğüm bütün kulüpler arasında en iyi sisteme sahip kulüptü.
Belki de okulun ilk kulüplerinden biri olması, evet, okulun en eski kulüplerinden birisi Müzikus. Bunun sebebi toplantılarda her şey not alınır ve rengarenk yazılarla çok güzel mailler atarlardı. Çünkü o mailleri atıyorlar, her şeyin detaylı olduğu, toplantıya gidemeseniz bile toplantıda konuşan her şeyi öğreniyorsunuz. Ve hatta toplantıda espriler olursa o esprileri de böyle parantez içinde mailde belirterek atıyorlardı. Baya güzel mail atıyorlar, o konuda güzel not çıkartıyorlardı. Her şey not alınır dedim. Kariyer, bir eğlence kulübü olduğu için kariyer kulüpleri gibi, evet bu çok önemli. Eğlence kulübü olduğu için şimdi kariyer kulüplerinde biraz böyle başkanın bir otoritesi oluyor. Başkan yardımcısı, ben YK'dayım, yönetim kurulundayım ben. Sen bir YK ile ciddi konuşamazsın, sen bir YK ile saygılı konuşacaksın, şöyle konuşacaksın falan. Ya, bu kadar değil tabii de abartıyorum. Kariyer kulüplerinde biraz bir ciddiyet var. Müzikus, eğlence kulübü, dans kulübü de öyle diyebilirim. Tiyatro da öyle baya. Öyle oldukları için herkes böyle, başkan da öyle. Herkes birbiriyle samimi yani. Herkes oranın bir üyesi. Hepsi belli bir seviyede. Yani hepsi eşit üyelerin. Başkan olması, başkan yardımcısı olması, YK olması bir şey değiştirmiyor. Böyle olduğu için tabii çok güzeldi bu açıdan. Beşinci madde de bu videonun son maddesi olacak. Sonra ikinci videodan devam ediyor olacağım. İkinci madde uzun olduğu için bu videoda sadece 5 madde okuyabilmiş oldum. Evet, bakalım. 5 madde. Buradan önce fotoğraflara bakalım. Bateri çalarken ben. Ve müzik usta toplantısından. Böyle toplantıyı koymuşum. O zamanki başkanımız. Yeni girişli öğrenci olmama rağmen oryantasyonda Su First ekibinde rol aldım. Şu anda da Su First'ün eş başkanlarından biriyim. Geçen sene de eş başkanlığını yaptım. O zamanlar daha yeni girişliyken zaten Su First'te yer almıştım. Icebreaking aktivitelerinin organize edilmesine yardımcı oldum. Bunu yaparken de hem çok fazla insanla tanıştım hem de çok eğlendim. 2017 oryantasyonunda da Su First'te ciddi bir rolde olacağım. Gelmiş geçmiş en iyi oryantasyonu yapacağız ve gelmiş geçmiş en iyi oryantasyonu yaptık 2017'de. Bayağı eğlenceliydi. Yaptık yani, dediğimi yapmışız. Su First ne diye soracak olursanız, Su First Sabancı Üniversitesi First Year Group, yani yeni girişlerin kulübü. Yeni girişleri oryantasyona hazırlıyoruz, yani oryante ediyoruz, oryantasyonlarını kolaylaştırıyoruz. Su First sayesinde hep herkes baya bir arkadaş edinir, okula çok daha rahat alışır. O yüzden Su First gerçekten önemli bir kulüptür. Su First'ta da çalışmalara yine devam ediyor olacağım. Sizi de mutlaka Su First'te bekliyorum. Su First'e katılın. Su First'ün devam etmesi çok önemli çünkü Su First'ün yani en önemli kulüplerden biri aslında, yeni girişler için özellikle. Yeni giriyorsunuz okula, kimseyi tanımıyorsunuz. Bizim yaptığımız oyunlarla alışıyor insanlar, tanışıyor. WhatsApp grupları oluyor Su First'ün. WhatsApp gruplarından bayağı sohbetler dönüyor, güzel zamanlar geçiyor. Evet, bu ilk videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda yine devam ediyor olacağım 6. maddeden. O yüzden hemen bir sonraki videoya devam ediyorsunuz. Siz de tabii aşağıya tıklayıp izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.